Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 2009'da iyi şeyler olacak diye ilan ettiği bölünme açılımında devletin zirvesi birleşti. Gül, Öcalan'ın mektubunu değerlendirirken iyi şeyleri daima desteklerim dedi. Başbakan Tayyip Erdoğan da Öcalan mitingini mecliste Türk bayraklarıyla protesto eden muhalefet partilerinin milletvekillerine yüklendi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise bir kez daha Erdoğan'ın konuşmasını istedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de yazılı bir genelge ile Nevruz alanında bayrak olmamasını eleştirdi. Bu davaya inanan... Abdullah Öcalan'ın bölünme mesajları devletin en üst kademesinden Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den destek gördü. Daima biliyorsunuz Türkiye'de iyi şeylerin olacağına da inanmışımdır ve iyi adımları, iyi şeyler hep desteklemişimdir. Gül, Öcalan posterlerinin olduğu alanda Türk bayrağının olmamasını büyük bir yanlışlık olarak değerlendirdi. Ben hiçbir Kürt vatandaşımın da bu bayrağa karşı herhangi bir içinde tavır olduğu kanaatinde değilimdir. Çok büyük bir tabii ki yanlış ve aksaklık. Efendim, Öcalan'ın mesajları içerisinde... Onlara bir şey söylemek, söyleyeceğim şey bu çerçeve içerisinde. Başbakan Tayyip Erdoğan da Türk bayrağının olmamasını sürece yönelik bir sabotaj olarak yorumladı. Diyarbakır'da meydanda ay yıldızlı bayrağımızın olmaması, açık söylüyorum, süreci sabote etmeye yönelik yeni bir sabotaj girişimi, bir provokasyon girişimidir. Biz isterdik ki bu parlamentonun çatısı altında olan BDP bu oyuna gelmesin. Ancak Erdoğan milletvekillerinin mecliste Türk bayrağı açmasına da tepki gösterdi. Diyarbakır Nevruz kutlamaları yapıldı. Çıkmış CHP'li bir milletvekili meclis kürsüsünde elinde Türk bayrağı. Tam şovmen. Aynen fotokopi. Öbür tarafta da MHP. Onlar da mikrofonlara Türk bayrağı bağlamışlar. Bu değil iş. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Öcalan'ın talimatlarıyla ilgili konuşmadı. Bir kez daha Erdoğan'ın konuşmasını istedi. Dün Ahmet'te Diyarbakır'dan okunan mektupla ilgili olarak ben ana muhalefet partisinin genel başkanıyım. Benim muhatabım Recep Tayyip Erdoğan'dır. Önce Recep Tayyip Erdoğan'ın ne düşündüğünü benim bilmem gerekiyor. Recep Tayyip Erdoğan, Koç Üniversitesi'nden sesleniyorum kendisine. Çıkıp bu konudaki düşüncelerini açıklıkla kamuoyuyla paylaşmak durumundadır. Kılıçdaroğlu, Öcalan'ın mesajlarında silah bırakmanın yer almadığını vurguladı. Bugün belli gazetelerde manşetler var. Silahlara veda. Oysa hiç kimse bir silahları bırakacağız demiyor. Kimsenin de kraldan fazla kralcı geçirmeye hakkı da yoktur. Halkı aldatmaya da hakkı yoktur. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Öcalan'ın bölünme mesajlarına MHP'nin düzenleyeceği mitingler için yayımladığı genelge üzerinden yanıt verdi.